Evet arkadaşlar, görüyorsunuz mekanımız tıklım tıklım. Sığmıyoruz. Dualarınıza bize yer verin, inşallah daha büyük bir yere geçeceğiz. Evet, bu da Antep'in değerli esnaflarından simitçi kardeşim. Derneğimize niye geliyorsun kardeşim? Abi hak yolunu bulmak için geliyorum. Evet. Yani gönlümü zenginleştirmek için geliyorum. Evet kardeşim. Böyle güzel insanlarla dostluk kurmak için geliyorum. Nasıl buluyorsun derneğimizi? Çok güzel. İlk kez geldim. Evet. Hiç beklediğim gibi değil. Yani daha sen güzeldi. İlk kez mi geldin? Evet. Evet kardeşim, ilk kez gelmiş. Maşallah 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 maşallah. Evet, bugün mekan çok güzel. Gaziantep'in suç oranı azaldı. Evet, görüyorsunuz. Evet. Gençlik burada maşallah. Evet, şöyle gidelim. Köşede oturan abimizin yanına gidelim. Evet abicim. Mehmet abi, derneğimize niye geliyorsun abicim? Vallahi güzel sohbet için geliyorum. Güzel evet. Arkadaşlar, dostluklar için geliyorum. Nasıl, beğeniyor musun abi? Çok beğeniyorum. Böyle bu gençleri, bu kalabalığı burada görünce gençleri, için hoş oluyor mu? Bir rahatlıyor musun? Gençleri burada görmek çok güzel bir şey. Allah rızası için herkes burada. Aynen. Teşekkür ederiz Mehmet abicim, sağ olasın. Gel Nesim. Evet, burada yaşı biraz büyük abilerimiz de var. İsterseniz onlara da bir mikrofon tutalım. Evet Hasan Bey, siz derneğimize niye geliyorsunuz? Valla sohbet dinlemeye geliyoruz. Evet. Kendisi babam oluyor bu arada. Allah baba oğul buradayız yani. Evet. Rabbim böyle derneklerin sayılarını çoğaltsın inşallah. Allah razı olsun. Gençlerin arasına gelince ben de kendimi daha çok genç hissediyorum. Onun için görüyorum. Babam yani. Genç bu arada zaten. Valla genç mi ya? Abi genç. Tabii genç abi. Evet, devam edelim. Nesip abi gel. Nesip abi, şu kalabalığa girelim abi? Yaralım orayı. Gel. Pazartesi günleri saat 8'de Hasan Hüseyin öğretici hocamızın dersi var. 20.30'da Ahmet Taha hocamız vakıf özel sohbet. Ya burada biz yokuz arkadaşlar, vakıf falan. Salı günü en dolu olduğumuz gün arkadaşlar. Çarşamba günü 20.30'da şu an kamera çeken Nesip kardeşim. Perşembe günü yine Hasan hocamız saat 6'da Samet Hacıoğlu. Saat 20.30'da da Rıdvan hocamızın var. Cuma günü saat 8'de Kur'an-ı Kerim ve tecvid dersimiz var. 20.30'da da Ahmet Taha Hoca ile 25 yaş üzeri dertliler ekibi var. Cumartesi günü Hasan Hüseyin hocamızın 8.30'da. Pazar günü saat 6'da Hasan Hüseyin hocamızın yine özel dersi var. Merhaba. Evet kardeşim de bak, yine ikramlardan. Kardeşim de ağzının kenarını kremasıyla duruyor. Evet kardeşim, derneğimize niye geliyorsun kardeşim? Sohbet dinlemek için. Evet. Beğeniyor musun? Çok beğeniyorum. Nasıl ortam? 10 numara. Yakıyor değil mi? Elhamdülillah. Devam edelim Resim, gel. Şimdi burada da kafe var. İsteyen böyle içeceklerini alıyor. Sığmıyoruz. Dua edin arkadaşlar. Dua bekliyoruz. Dua bekliyoruz. Dua bekliyoruz. Kardeşim, derneğimize 3-4 haftadır geliyorsun. Evet. Yeni tanıştı. Niye geliyorsun kardeşim? Allah rızası için abi. Güzel bir ortam. Evet. Sıcak bir ortam. Evet. Abi. Peki 3-4 haftadır sende bir değişme var mı? Var abi. Bir hayatını bir etkiledi mi manevi olarak? Aynen abi. Aynen. Bir arkadaşlık var, bir dostluk var değil mi? Aynen. Elhamdülillah. Arkadaşlarını da getiriyorsun. Aynen. Abdüsselam kardeşin de gayrimeşru da Yavuzlar'da, Antepliler bilir. Zordan zordan getirdik ama şu an elhamdülillah biz de beraber. Kardeşim merhaba. Kardeşim, derneğimize Rusya'dan mı geliyorsun? Evet. Kardeşim, Beyaz Rus. Derneğimize niçin geliyorsun? Nesip için geliyorum. Nesip için? Ya oğlum, Allah rızası için demen lazım. Sen olayı çok da yanlış anlamışsın kardeşim. Allah, ben Nesip için mi geldim diyeceksin? Güzel adam abi ya. Gel abi gel. Gel kardeşim. Yeni düştü. Kardeşim, derneğimize niçin geliyorsun? Vallahi Allah rızası için geliyorum, evet, buraya. Mekan çok ilk güzel. Geliyorsun? İlk geliyorum. Kardeşim nasıl buldun? Yani mekan çok güzel. İlk girdiğimde çok sıcak ve sarıldılar falan böyle sana. Çok hoşuma gitti. Öyle hoşuna gitti değil mi? Ne bileyim, bir tuhaf oldum. Ya yani bir şey oldu mu hani? Isınma. Bu kadar erkek bana niye sarılıyor falan? Tuhaf oldum yani. Kapıda yani karşıladılar falan. Ama güzel samimi bir ortamı görünce bir kesinlikle böyle güvenilir olduğunu İçim hissediyorsun değil mi? Yani. Evet. Elhamdülillah kardeşim. Kardeşim. Evet abiciğim. Sığınağım derneğimize niçin geliyoruz? Allah için geliyorum abiciğim. Güzel dostlar için geliyorum. Sizler evet için geliyorum. Allah razı kendim olsun için kardeşim. Geliyorum abi. Peki kardeşim, nasıl buluyorsun derneğimizi? Çok güzel buluyorum abi. İlk defa böyle bir sıcaklık hissettim yani. İlk defa böyle bir ortam biliyorum. Allah razı olsun. İnşallah devamlı olur kardeşim. İçeriden geldim geleli geliyorum abicim. Allah ayağımızı eksik etmesin buralardan. Böyle iller de başımızdan eksik etmesin. Dualarında buraya da kat kardeşim. İnşallah. İnşallah abi böyle daha büyük bir yere geçelim. İnşallah abicim. İnşallah medresemizi daha büyütelim. İnşallah inşallah. Şöyle bunlar da sizler sayesinde olacak. 5 katlı, 6 katlı, 500-600 metrelik güzel bir yer olacak. Şöyle 5000-6000 için. İnşallah. İnşallah bunun için hep beraber dertleniyoruz değil mi? Dertleniyoruz, dua ediyoruz dualarınızda bizler. Allah razı olsun kardeşim. Hemen şöyle dönelim Nesip kardeş. Evet devam edelim, içeri gidelim. Koridorlar da dolu maşallah. Beni gören gidiyor arkadaşlar. Evet burada bir şöyle bir lavabomuz var. Daha tam tadilatı bitiremedik ama inşallah bitireceğiz. Şöyle akvaryumlar falan filan. Güzel olacak. Selamünaleyküm. Evet, derneğimizin en özel arkadaşımız, kardeşimiz Yakup'umuz. Yakup'um, küçük bir sorun var. Kardeşim, derneğimize niçin geliyoruz? İmanım eskiliğinden dolayı her zaman tazelemek lazım. Gül bahçesi gibi düşünmek lazım. Gül bahçesi sulamasa kurur, sadece dikenli çalılık olur. İmanım eskiliğinden dolayı her zaman tazelemek lazım. Gül bahçesi gibi düşünmek lazım. Gül bahçesi sulamasa kurur, sadece dikenli çalılık olur. Kardeşim, buradan bu bizi izleyen kardeşlerimize söylemek istediğim bir şey var mı? Valla gül bahçemizi canlandırıyoruz.
kandırmamız lazım. Şeyle kuruş çalılık bir işe yaramıyor. Bir de şey diyorlar Yakup. Abi bizim işimiz var, gücümüz var. Biz sohbete gelemiyoruz. Yok saat var, yok uykumuz var. Yok sabah erken kalkıyoruz. Yok ayağım ağrıyor, yok başım ağrıyor. Onlara ne diyorsun kardeşim? Valla onlar bir kendi yerlerini intihara sokmuşlar ama çıkacak yollarını kapatmışlar. O tür yollar iyi değil. Bazıları insanı cehenneme de götürebilir. O tür yollar iyi değil. Bazıları insanı cehenneme de götürebilir. İnşallah öyle bir şey olmaz kardeşim. İnşallah. Sen de buradaki yan arkadaşlarımızı davet et. Onlar da gelsinler. Faydalansınlar. Gelelim. Gül bahçemizi kurutmayalım. Bir senin arzun var mı kardeşim? Canlı sağlı. Kendine dikkat et. Abi selam aleyküm. Selam abi. Nasılsın abi? Çok şükür abi, sizleriz. Abi sana küçük bir soru soracağız. Tabii. Derneğimize niçin geliyorsun? Abi huzur için. Adam. Huzur için geliyorum. Abi nasıl buluyorsun ortamı? Çok güzel, on numara. Sıcak samimi. Sıcak samimi bir ortam var yani. Evet. Onun için geliyoruz. Allah razı olsun abi. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim abi. Gel Nesip. Burada Galatasaraylı kardeşler var. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Kardeşim kardeş misiniz? Gözlerden ilk defa mı geliyorsunuz? Şimdi kardeşim size küçük bir soru soracağım. Bu derneğimize niçin geliyorsunuz? Hatta bugün niye geldiniz? Kim getirdi sizi? Kim vesile oldu? Abim. Nasıl buldunuz ortamı? Ortam değişik. Çok güzel yani. Değişik. Nasıl kardeşim, nasıl ha? Bir sohbet ortamı gibi değil. Daha eğlenceli bir yer gibi. Değil mi? Böyle. Yani daha samimi bir ortam. Böyle gençler böyle burada takılabilir kafemize. Çok değil mi? Bayan bir ortam. Sen mesela bazı sohbetlere gidiyorsun, sıkılıyor, canı sıkılıyor. Evet. Dinleyesi gelmiyor, kalkıp gidesi geliyor. Ama burada oturduğun zaman insanın kalkası gelmiyor. Geliyor ama burada oturduğun zaman insanın kalkası gelmiyor. Bir rahatlık var, evet, değil mi? Rahatlık var. Elhamdülillah. O zaman sizi her hafta bekliyoruz. İnşallah. Teşekkürler kardeşim. Evet, son bitirişi müdebbirimiz, hocamız, kardeşimiz. Çocuk sen bak kesin gelsin. Çünkü çikolata, değil mi? Veriyor muyuz her hafta? Çocuklara çikolata var mı? Her hafta veriyor muyuz? Her hafta çikolata. Evet, bitirişi yapalım. Bitiriş yapalım. Ben olsam şu zamanda, ahir zamanda dişimi tırnağıma katar yine gelirdim böyle ortamlara. Çünkü dünya çok yordu, bizim Allah'a koşmamız lazım. Öleceksek? Başka kapı yok. Allah için ölürüm. Selamun aleyküm.